Buraya özel bir Jetson transferiyle ilgili yakın zamanda daha da netleşecek tabii ki ama şu an biraz flu tabii ki. Jetson Fernandez transferi. Ben şimdi bildiğiniz üzere Ocak şey yaz transfer döneminde Jetson transferiyle ilgili durumları burada değil Portekiz'deki cepheden öğrenmeye çalıştım. Oradaki arkadaşlarımdan öğrenmeye çalıştım. Yine tabii bugün ailesinin bir fotoğraf paylaşımı falan filan vardı. Bu sebeple acaba işte Jetson Fernandez yakında görüşeceğiz demiş ailesi. Tekrar Galatasaray'a mı geliyor diye konuşuluyordu. Şunu açıkçası söyleyeyim. %90 Jetson Fernandez'in ailesinin paylaştığı o fotoğraf transferle alakalı değil. Benim aldığım bilgiler olabilir tabii ki. Benim aldığım bilgilerden Ama bahsediyorum yani yola sonuçta çıkarak. Portekiz'den aldın bu bilgiler sen de. Portekiz basından Evet. aldın. Yani oradaki Evet. pardon basın diyorum. Arkadaşlarından aldın. Oradaki aynen kaynaklarım diyeyim direkt olarak. Şimdi şunu söyleyeyim. Jetson Fernandez yine Ocak ayında Galatasaray'ın gündeminde olan bir futbolcu. Galatasaray yine masaya bir teklif götürecek. Ben bunu düşünüyorum. Ve Benfica'nın da yine sıcak bakacağını düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu an uzun süre forma giyemeyen, gol atmayı özleyen, Galatasaray formasıyla büyük önemli zaferler yaşamak isteyen bir Jetson Fernandez var. Ki zaten oyuncuya bırakırsak da Galatasaray'la bugün 2 yıldan fazla, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl Galatasaray forması giymek isteyen bir Jetson Fernandez'den bahsediyoruz. Yani Benfica'dan mutlu olmuyor. Galatasaray'ın Bellingham'ı mı olacak Yani neden olmasın? Bellingham Jetson? olmaz belki ama yani Galatasaray'ın orta alanını, orta sahasını rahatlıkla toparlayabilecek bir Jetson Fernandez olacağını düşünüyorum. Ben Jetson Fernandez transferinde ikinci baharında yaşanacağını düşünüyorum bu arada. Bence Şimdilik hani bunları söyleyeyim. imzalamayla beraber Flu çünkü ne haberler biraz flu yani ama ilerleyen günlerde netleşecek yani bu. Hele şu ay da bitsin diyeyim. sevgili Furkan, Kerem'le ilgili bilgin var mı? Bugün kulağıma birkaç bilgi geldi. Yani şunu söyleyeyim. Galatasaray'da Ocak ayı olmasa bile yaz transfer döneminde ben iki genç oyuncunun iyi fiyatlara, iyi bonservis fiyatlarına, bir de değerlerine Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Avrupa'ya gidecek. Yani net söyleyeyim bunu. Bu benim düşüncem yani. Şöyle, Bu arada şimdi şunu da ben söyleyeyim. 4-5 takım özür izliyor şu dilerim. an. 4-5 takım Hazır izliyor. izliyorum. Kerem Aktürkoğlu'na taleplerin olduğunu, transfer teklif geleceğini, Ocak transfer döneminde bu işin ciddileşeceğine dair ilk haber yapan da sevgili Furkan sensin. Tebrik ederim seni. Hiç kimsenin daha bu Teşekkür ederim. haberi vermeden önce sen burada evet haber 1905'te Kerem'i takip eden takımlar var. Birden fazla takımlar takip ediyor. O Ve transfer döneminde de resmi teklif bekliyoruz. Hatta bir futbolcunun ayrılma ihtimali var eğer Galatasaray izin verirse. Bu isimle yerli demiştin. Hatta isim vermedin. Chat bölümü evet. Kerem mi diye sorduğunda hatta olabilir diye bir ipucu vermiştin. Şu Senin anda da daha çok Kerem düşünüyorum. Aktürkoğlu diyorum ama bu sefer de takım ismi veremiyoruz. Çünkü henüz net değil Evet. tabii ki. Aslında ben bir dünya devi var. Ben açık Kerem. söyleyeyim yani Kerem Aktürkoğlu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılır. Güzel Yazın paraya mı? gider ama. Tabii ki. Devre Rekor arası kırarak gidecek. olmaz değil mi? Kerem Aktürkoğlu rekor kırarak gidecek. Bunu açık söyleyeyim sizlere. Galatasaray'ın da Avrupa'daki UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol da önemli. Yani çeyrek final, yarı final, son 16, final. O bile Kerem'in fiyatını belirler. Evet. Aslında oraya çok kalmadan ben bu haberi vereyim. Bayern Münih çok ciddi anlamda Kerem'i takip ediyor. Bence Bayern Münih onu Juventus'un Melih yaptığı gibi yapar. Aktarmalı. Direkt almaz. Kesinlikle katılıyorum. Yani Bayern Münih bugün Kerem Aktürkoğlu'nu alıp da hemen koyayım kanadımda oynasın demez. Bence öyle. Çünkü kesinlikle. açıkçası şöyle konuşmamız gerekiyor. Bayern Münih'in altyapısı Borussia Dortmund. Bir sürü futbolcu bu zamana Öyle kadar mi? işte Götze'sinden tutun da işte bir sürü farklı farklı oyuncu Lewandowski yine aynı şekilde. Hep Dortmund'dan yolu geçmiştir. Sonrasında Bayern Münih'te tap noktaya ulaşmıştır. Hem piyasa değeri olarak hem futbol kalitesi olarak. Ben de Kerem Aktürkoğlu'nun o durumda olacağını düşünüyorum.
ve Bundesliga Kerem doğru adres ama değil mi? Efendim? Bundesliga doğru adres. Kerem için. Yani Bundesliga neden olmasın? Açıkçası şunu da söylemem gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu yabancı dil çalışmalarına başlamış. Başladı. Başlasın. Peki Furkan'cığım. Her sene böyle Avrupa'ya, daha doğrusu bu Bundesliga bir futbolcu verirsek süper olur. Gündemde bile. Verdik. Sırada Kerem. Peki şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın, lafını böldüm abi kusura bakma. Estağfurullah. Galatasaray'ın bu oyuncuları argo tabirle iyi okutması gerekiyor. Şimdi Jonas Wind sorusu var. Çok kısa cevap istiyorum. Hala gündemde mi ve olasılığı var mı? Jonas Wind. Benim bu arada yani bir herhangi bir istihbaratım yok. Abdullah abinin varsa ben dinlerim. Jonas'la ilgili değil ama Galatasaray'ın Getson dışında görüştüğü, geçen haftalarda açıkladığımız bir oyuncu vardı sevgili Erdal. Lokomotif'ten Beka Beka. Galatasaray şu anda Beka Beka ile çok ciddi gündeme almış durumda. Lokomotif kulübüyle görüştü. Beka Beka ile görüştü. Bu bilgiyi verebilirim. Jonas Smith konusunda şunu söyleyeyim. Galatasaray scout ekibi takip ediyor ama Bundesliga'da çok ciddi takımlar var. Özellikle West Ham United Jonas Smith'i istiyor ki West Ham'da bu sezon flash takımların bir tanesi. Çok olası gibi durmuyor. Olası olmakken Galatasaray'ın gündemindeydi. Sıcak sıcak temaslar da vardı. Menajerle bir görüşme de oldu. Görüşmeler devam ediyor ama hani var mı net bir bilginiz? Solbakken'le alakalı yani Fatih Terim'in daha scout ekibinin verdiği raporda Fatih Terim'in öncelikli istediği isimlerden biriydi. Devre arasında. Listede var galiba. Galatasaray evet, listede var. Yine Ocak ayında da gündeme gelecektir. Ocak'ta da gündemde ama Furkan'cığım şöyle bir sıkıntı var. Çok ciddi bir piyasası var. Şimdi Norveçli oyuncular biraz böyle çok popüler oldu. Haaland'dan, Sherlock'tan falan sonra. Doğru. Evet evet yani orada çok ciddi bir talibi var, çok ciddi bir piyasası var. Porto ve Roma da ilgileniyor. Dolayısıyla zor. Yani biraz zor bir transfer. Sasha Boy bu hafta sonu herhalde İstanbul'a gelip antrenmanlara yavaş yavaş başlayacak. Başkanımız açıklamıştı zaten. Luka Jovic Galatasaray'ı takibi almıştı. O konuda herhangi bir gelişme yok. Sadece Real Madrid göndermek istiyor futbolcu. Kiralık göndermek istiyor. Belki Galatasaray bir alternatif olabilir. Avrupa'da oynayan bir takıma göndermek istiyor. İspanyol basını böyle yazıyor çünkü. İspanya basından aldığım bilgi öyle. Josh Bello sorusu vardı. Josh Bello için de kulübü bir yıllık opsiyonunu kullandı. Yani bedavaya gelmeyecek. O işte birazcık zora girdi. Bunun dışında transferde tabii ki iş transfer de önemli. İş transferde Asun Çao'nun gitmesini bekliyoruz. Babel'in gitmesini bekliyoruz. İki kontenjan buradan açılabilir. Ruinama konusunda bilmiyorum Fatih Terim ne düşünüyor, gönderir mi göndermez mi ama şimdi Galatasaray'ın bir 6 numara, bir kanat, bir forvet, bir de hani oyun kurucu en az 4 oyuncu aldığını düşünürsek 4 oyuncu göndermen gerekiyor. Babel'i, Asun Çao'yu gönderdin. Diğer kontenjanlar kim olacak? Hadi Muhammed veya Cagney'den biri olsun. Diğeri kim olacak? Yani önce iç transfer, sonra dış transfer olacak. Bilmem katılıyor musunuz bana? Kesinlikle. Evet evet. İç transferde de Luyendama ile sözleşme uzatıldı biliyorsun. Luyendama'ya iyi bir satış teklifi gelirse aradan çıkarılır. Babel dediğin gibi ayrılabilir. Omar'ın durumuna göre Yedlin de takımdan ayrılan bir isim olabilir. Boyen sağlık durumuna da bağlı.